Programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Rabbimiz Ahzab suresi 70. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. İnşallah biz de bu programda doğru söz söyleyenlerden oluruz. Efendim, Ramazan-ı Şerif çok güzel bir şekilde, manevi boyutuyla harika bir şekilde gidiyor. Allah-u Teala tekrar tekrar bugünlere nasip etsin inşallah. Tabii Ramazan ayı demek ibadet ayı demek, Kur'an ayı demek. Bu ayı daha iyi nasıl değerlendirebiliriz? Bu akşam bunu konuşacağız inşallah Profesör Doktor Orhan Çeker hocamızla birlikte. Ramazan ayında tabii buruk bir Ramazan geçiyor bu Ramazan ayı depremden dolayı. Ama inşallah bu ayların hürmetine Rabbim kazadan beladan muaf eyler. Bu aylara tekrar tekrar kavuştur diye dua ve niyaz ediyoruz inşallah. Efendim, infak ayı, fitre ayı, zekat ayı, Kur'an ayı demiştik. Genel anlamda ibadetlerimizi nasıl yapmalıyız? Bu akşam bunu konuşacağız inşallah. Sayın Orhan Çeker hocam, hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyisiniz hocam inşallah. Elhamdülillah. Hakikaten dolu dolu, güzel manevi bir havayla geçiyor Sayın hocam Ramazan-ı Şerif. Tabii ibadet ayı, Kur'an ayı. Dilerseniz nasıl ibadet etmemiz gerekiyor? Hani takva boyutuyla nasıl ibadet etmemiz gerekiyor? İbadetlere toplu bir bakış yaptığımız zaman Bakış nasıl yaparsak görünüyor? nasıl göreceğiz Ramazan ayında ibadetlerimizi? Şimdi o başlık olarak söylediğiniz ibadetler tabii çok uzun bir konu. Biz fıkhın furuunu bölümler halinde takdim ederken dört ana bölümde takdim ederiz. Sonradan bunlar biraz daha ayrıntılara ayrılarak 7 bölüme kadar çıkarılabilmektedir. İbadat bölümü dediğimiz zaman ibadetlerin tamamı bayağı başlı başına ciddi bir bölümdür o. Yani biraz ayrıntılarıyla anlatalım deseniz belki de 800-900'er sayfadan 3 cilt bir kitap yazmanız gerekir sadece ibadetlerle ilgili. Sonra muamelat kısmı dediğimiz ticari meseleler girer. Ki en karışık olanları da onlardır. O bölümde yine ibadetler gibi epeyce uzun. Sonra aile hukuku gelir. Sonra cezalar kısmı gelir. Bunlar içerisinde tabii şahsın hukuku da nispeten işlenir ya da ayrı bölüm olarak ele alınabilir. Sonra kamu hukuku dediğimiz kısım ayrı bir bölüm. Bir de miras meselesi mesela gündeme gelebilir. Yani ele alınabilir ayrıca. Bir de bütün bu hükümlerin bilgisinin dışında bir de bunun uygulama şekli vardır. Uygulama şekline de adab denilmektedir. O da ayrı ve kendine göre zevki olan ayrı bir bölümdür yani. Şimdi ibadetler deyince tabii ki bir iki saatte bunu anlatmak mümkün değil. Ben toplu bir bakış yapacağım. Çok genel bir bakış yapacağım. Fıkhın tamamına baktığım zaman ibadat kısmında, ibadetler kısmında Allah Teala'nın murad ettiği insan tipi ortaya konuyor. İnsan yetiştiriliyor. Hukuk kısmına gelince yetişmiş bu insanı korumakla ilgili hükümler görüyoruz. Yani az önce söylediğim bölümlere toplu baktığım zaman ben şahsen böyle bir şey görüyorum. İbadat kısmında bir insan yetiştiriliyor. Yetişmiş insanı da koruma altına alıyor hukuk kısmı. Ve adeta Allah Teala bu şekildeki bir insanın yetişmesi için bir din göndermiş. Öyle görünüyor. Peki şimdi bu çok genel başlığı söyledikten sonra bir alt başlığa inecek olursak şöyle diyebiliriz. İbadetler bir kısmı vardır, bedenidir. Yani bedenimizle onu yerine getiririz. Bir kısmı vardır ki malımızla onu yerine getiririz. Biraz sonra belki haccı söylerken bir değerlendirme daha yapabilirim. Ama temelde ibadetler bu iki kısma ayrılır. Bedeni olanlar ve mali olanlar. Bedeni olanların başında namaz gelir. Mali olanların başında da zekat gelir. İlginçtir. Namaz taharetle başlıyor. Şimdilik bir temizlik diyelim ona. Mali ibadetler de zekatla başlıyor ve zekat temizlik demektir. Temizlik demektir. Demektir. Birinde bedenimizi temizliyoruz, öbüründe malımızı temizliyoruz.
Şimdi bu iki temizlik otomatik olarak üçüncü bir temizliği beraberinde getirir. O da nefis temizliğidir. Ahlaki temizliktir. Veya iç dünyamızın temizliği diyelim. Şimdi bu üç temizliği yapmış olanlar dünyadaki işini yapmışlar, bitirmişler demektir. Ve bu kişi ahirete hazır bir kişidir. Öyle görür. Tabii. Biraz sonra Cibril hadisi diye bir hadis nakledeceğim. Ona geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Şimdi namaz dedi ki temizlikle başlar, yani taharetle başlar. Taharet demek abdestli olmak anlamına gelir. Pisliklerden temiz olmak bunun ikinci manasıdır. Birinci manası, baştaki bilmemiz gereken manası abdestlilik, abdestli olmak demektir. Ve bunun zıttı hadestir. Hades. Şimdi hadesi temizlemek, yani taharet, üç şekilde olur. Gusül, tüm bedenin yıkanması. Cünüp olan insanın gusül yapması. İkinci olarak abdestle olur. Üçüncü olarak suyu bulamıyorsak ve suyu kullanamıyorsak teyemmüm yaparız toprakla. Dolayısıyla hadesin giderilmesi bu üç şeyle olur. Gusül, abdest ve teyemmüm. Tabii ki bu hadesin zıttı olarak olan temizliği söyledik, tahareti söyledik. Bir de maddi necaset vardır ki, necaset dedim, pislik dedim. Ona necis deniliyor. Pis olan o şeylere necis deniliyor. Necis olan şey de su ile temizlenir. Ya da çeşitli temizleme şekilleri vardır. En başta aklımıza geleni ve söyleyecek olduğumuz şey su ile temizlemektir. Şimdi bakınız, bir hades var. Bir necis var. Bir de neces var. Hades, necis, neces. Veya hades, necaset ve neces. Şimdi bunlardan birincisi abdestsizlikti. İkincisi maddi pislikti. Üçüncüsü neces dediğim şey imansızlıktır. Yani Allah Teala'nın peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği şekilde iman etmeyen, kafir olarak kalan, müşrik olarak kalan, kısacası mümin olmamış, olamamış olanlar necestir diye ayet-i kerime vardır Tevbe suresinde. Bakınız, birincisi üç şeyle temizleniyordu. Gusül, abdest ve teyemmüm. İkincisi su ile temizleniyordu. Üçüncüsü, yani neces, yani imansızlık, kelime-i şehadetle temizlenir. Su bunu temizlemez. Yani bir insanda küfür hali, imansızlık hali varsa, bu insan istediği kadar bedeni temizlik yapmış olsun, sabunla, bilmem çeşitli temizlik malzemeleriyle, şunla bunla temizlik yapsın, bu manevi tarafı temizlemez. Manevi tarafı illa kelime-i şehadet ve imanla temizlenir. Peki hocam, hemen burada şuna değinmek istiyorum, sormak istiyorum adeta. Şimdi biz kafirlere ya da hani inanmayanlara diyoruz ki bunlar kafir, inanmıyor. Hani Müslüman da bu küfre düşebiliyor mu? Hani bazı kelimeler kullanarak, tabii, hareketleriyle. Tabii ki. Yani onun için de ondan da temizlenmesi gerekiyor. Tabii ki. Müslüman da neuzubillah küfrü gerektiren bir söz ya da bir harekette bulunduğu zaman yine dinden çıkar. Ama bu kişiye kafir grubu içerisinde özel bir isim verilerek anılır. O da mürtet, yani dönek demektir bu. Bu mürtet olan kişi hiç İslam'a girmemiş olan o diğer kafirlerden daha farklıdır. Hükümleri farklıdır. Şimdi dedi ki taharet, hadesten taharet, necaseti bir de temizlemek, necasetten taharet, bir de necesten temizlemek, temizlenmek, o da kelime-i şehadetle olur dedik. Namaz dedik taharetle başlıyor dedik, abdestle, gusülle başlıyor dedik. Zekatın kendisi de temizlik demekti.
Öyleyse bedeni ibadet nasıl temizlikle başlıyorsa, mali ibadet de temizlikle başlar. Zekat temizlik, o da malı temizliyor. Bunu da belki inşallah başka bir zaman bir özel programda ele alabiliriz. Zekat nasıl, zekat nasıl bir temizlik yapar? Nedir mahiyeti? Hükümleri değil de daha çok arka planı nedir? Ayrıca onu bir konuşmak gerekiyor. Şimdi bu iki temizlik yapıldığında otomatik olarak üçüncü bir temizlik devreye giriyordu. O da nefis temizliği dediğimiz şey. Şimdi bunlardan bir ve ikincisiyle fıkıh ilmi ve mezhepler ilgilenir. Bir ve ikincisiyle. Yani ibadetlerin bedeni olan ve mali olanlarıyla, hac da dahil, hac aslında bedeni bir ibadettir. Ama yerine göre mali bir ibadet de olabiliyor. Dolayısıyla bununla, bu hükümlerle ilgilenen ilmin adı fıkıh ilmidir. Şöyle de bir kısa ayrıntı vereyim ve geçeyim. Bedeni ibadetin başında namaz gelir ama oruç da bedeni ibadettir. Ramazanın son günlerinde 20'sinden sonra camilere kapanarak yerine getirilen ibadet, itikaf, o da bedeni bir ibadettir. Mali ibadetlerin başında zekat gelir dedik. Yanı sıra mesela Ramazan ayının sadakası olan sadaka-i fıtır bunlardandır. Artı kesilen kurbanlar, kurban bayramında olsun, başka zamanlarda kesilen kurbanlar olsun, bunlar da mali ibadet örnekleridir. Şimdi bu üçünü temizliği, bu üç temizliği yapmış olan kişi dünyadaki işini yapmıştır dedik. Nefsi temizliği, nefis temizliğini yapan ve onunla ilgilenen ilmin adı da tasavvuftur. Ve tasavvuf denildiği zaman hem ilmin adı hem de uygulamanın adı akla gelmelidir. Ve biliyorsunuz oradaki müesseselere, kurumlara tarik, tarikat denilir. Öbürleriyle uğraşan kurumların adına mezhep deniyor. Mezhep de gidilen yol demektir. Yani yol anlamında hem diyelim ki fıkhi tarafını yerine getiren kurumlar var, hem de nefis temizliğini yerine getiren kurumlar var. Yol, gidilen yol anlamına verilmiştir. Bu tabirler önemli ama değil mi? Tabii, tabii ki. Şimdi bu tabirler, bu ıstılahlar veya biraz daha çağdaş ismiyle terimler, o ilmin dilidir. O terimler bilinmiyorsa efendim o ilmi anlatamazsınız. Eyvallah. Ya da o ilim anlatıldığı zaman anlayamazsınız. Eyvallah. Onun için bir adam konuşurken, bir konuda konuşuyorken terimleri yerli yerince kullanıyorsa biz önce kullandığı dile bir bakarız. Eyvallah. Bir makale ya da bir tezi incelediğimiz zaman, yüksek lisans, doktora veya bir doçentlik dosyası, profesörlük dosyası geldiyse elimize, ilk baktığım, şahsen benim ilk baktığım şey, dili doğru kullanmış mı? Terimleri yerli yerinde kullanıyorsa bu ilmi biliyor demektir. Ama bir terimi kullanacağına onu kullanmıyor da çok böyle ince bir farkı olan başka bir terimi bunun yerine kullanıyorsa biz deriz ki bu konuyu daha anlamamıştır. Ya bu şunun için önemli aslında, evet. Değil mi Sercan? Hani son zamanlarda gündemimizde de var. Yıllarca konuşuldu bu. Hadis konusunda olsun, diğer başka fıkıh konularında, tabii, İslam'ın ana direkleriyle ilgili konularda, tabii, birileri çıkıyor televizyonda, işte vardır, yoktur, rastgele konuşuyor. Bu anlamda çok önemli yani. Ben onları dinlerken çok zaman içimden gülüyorum. Daha adam o konuştuğu konunun dilini öğrenmemiş. Dilini öğrenmeyince okuduğu kitabı yanlış anlıyor. Anlatırken de yanlış anlatıyor. Dinleyenler de kendisi gibi yanlış anlamış oluyorlar. Dil çok önemlidir. Şöyle bir isterseniz bir iki örnek vereyim de seyircilerimiz merak ederler. Mesela namazın içindeki şartları sayın dediğimiz zaman efendim kıyam, kıraat, rükû, sucud, kâde-i ahire diye tekerleme söyleriz. Peki diyorum talebeye, kıyam dedik, kıraat yerine tilavet desek olur mu?
kıyam, tilavet, rükû, sucud, kade-i ehire. Talebe önce bir şaşırıyor, hiç duymamış. Bizim kadim kitaplar, fıkıh kitapları o kadar ilginçtir ki kelimeler çok standarttır. Bir kelime yerine başka bir kelimeyi kullandığını görmezsiniz yani. Peki, kıraat, Kur'an okumak, tilavet de Kur'an okumak. Niçin kıraat yerine biz tilavet kelimesini kullanmıyoruz? Ya da Kur'an'da secde ayetleri var biliyorsunuz. Okuduğumuz zaman secde yapmamız gerekir. O secdenin adı nedir? Tilavet secdesi. Ona hiç kıraat secdesi dediklerini duydunuz mu? Yok. O zaman farkı ne? Biz konunun başında o konunun dilini anlatırken önce farklarını söyleriz. Ve yanlış kullanmayın deriz. Yanlış kullanırsanız bir soru sorduğunuzda ben yanlış anlarım. Tabii. Ha, öyle ya. Tabii. Mesela yanlış anlarım. Farkı ne? Ha, diyoruz ki en başta bak, kıraat namaz içinde Kur'an okumaktır. Eyvallah. Diğer Kur'an okumalara tilavet denir. Ha, o zaman kafasına yatıyor. Dolayısıyla niçin tilavet secdesi denilmiştir? Niçin namazın içindeki şartlar sayılırken kıraat deniyor da tilavet denmiyor? O zaman anlaşılıyor. Ha. Şimdi buradan hareketle diyoruz ki bu şimdiye kadar söylediğim birkaç kelime, hades, ondan sonra necaset, efendim neces ve bunların temizlenme karşılığı olan taharet, efendim kelime-i şehadet vesaire yerli yerinde kullanılmalıdır diyoruz. Şimdi Cibril hadisi diye bir hadis-i şerif var. Uzunca bir hadis-i şerif, belki bir sayfalık bir hadis-i şeriftir. Cibril yani Cebrail hadisi demektir. Meleklerin büyüklerinden peygamberlere vahiy getirmekle görevli olan Hazreti Cebrail hadisi diye bilinir. Olay şöyle, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kısım sahabesiyle oturuyorken bir adam, bir yabancı adam çıka geldi. Yabancı, orada oturan sahabenin hiçbiri onu tanımıyor. Yabancı ama üzerinde yoldan gelmiş alameti yok. Yorgunluk yok. Yolculuğun verdiği bir bitkinlik yok. Efendim üzerinde bir toz toprak vesaire bir şey yok. Dinç ve tertemiz. Geldi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibine oturdu. Dizlerini Efendimizin dizine dayadı ve ona dedi ki "Ehbirni anil İslam." İslam nedir bana söyle dedi. Bana haber ver dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kısaca İslam'ın şartları dediğimiz beş şeyi söyleyip İslam budur dedi. O yabancı doğru söyledin dedi. Sahabe yine hayret etti. Çünkü sahabenin adab-ı muaşeretinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kolay kolay soru sorulmaz. Bir açıklama yaptığı zaman da ha doğru söyledin demez, denemez yani. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylediği zaman semi'na ve ata'na, işittik itaat ettik. Bu budur. Doğru söyledin filan gibi öyle bir söz söylenmez. Neyse ikinci soruyu sordu. İman nedir diye sordu. Peygamberimiz imanın şartlarını söyledi. Budur dedi. O yabancı yine doğru söyledin dedi. Allah Allah, sahabe hayret ediyor. Üçüncü soru, ihsan nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna cevap olarak diyor ki Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Yani Allah'ın her an bizi gözetlediğini, şu kameraların bizi çekmesinden çok daha ileri bizi gözetlediğini. Çünkü kamera sadece bizim dış görünümüzü alır. O da kalitesine göre ya bulanık kalır ya net alır. Ama Allah Teala ta kalbimizin derinliklerinde, aklımızın derinliklerinde geçen şeyleri bilebilir. Hani söylenir ya hocam, kara karıncanın helik tarlasında diyor ayak seslerini
Bir atın ayak sesi gibi duyar diyor yani. Duyar. Duymadığı bir şey yok. Şimdi bu üç soruya dikkat edin. Az önce söylediğim ibadetlerin bir bakıma ifadesidir. Yani önce temizinden bir iman edeceksin. Kelime-i şehadet getireceksin. Sonra ilmihal konuları dediğimiz ibadetler konusunda adam akıllı bir ibadet yapacaksın. Artı bir de Allah'ın seni her zaman gördüğünü bilerek hiç unutmadan hareket edeceksin. Tasavvufi eğitim burada devreye giriyor. Nefis eğitimi dediğimiz. Tabii. Dördüncü soru, kıyamet ne zaman kopacaktır? Beşinci soru, kıyametin alametleri nelerdir? Dördüncü soruya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun cevabını bilmediğini söylüyor. Peki alametler sorusuna ise bir iki tane alamet söylüyor, işte bunlardır diyor. Şimdi bu beş soruyu beraber değerlendirdiğimiz zaman ilk üçü dünyada bizim yapmamız gereken şeylerdir. Ve ilk üçünü yaptık mı biz ahirete hazırız demektir. Onun için dördüncü soru kıyamet sorusudur. Yani kıyamete ahirete hazırlanacağız ki o belli olsun. Hazırlık neyle olur? İşte bu üç sorunun karşılığını hazırlamakla. Yani iman edeceksin. İmanın gereği olarak ibadetlerini yapacaksın. Bir de Allah seni görüyormuş gibi hareket edeceksin. Zaten bu üçünü yaptıktan sonra dediğiniz gibi hocam. Dünyada iş bitiyor. Evet. İşte bu üç temizliği yapmış olan insana nefsi mutmainne sahibi kamil insan denir. Zor nefsi. Mu hocam orası? Vallahi şimdiye kadar becerenler olmuş tabii de. Becermeyenlere göre sayısı az tabii ki. Yani zor değil aslında zor ama değil. Ama bir o kadar da zor. Şimdi şu var, bir yandan dünya asılıyor bize, bir yandan nefis asılıyor, bir yandan şeytan asılıyor. Şöyle düşün, bir yamaç düşün, bir dağın yamacı. Yukarıya doğru çıkmak, bu üç sorunun cevabını yerine getirmek gibi düşünün. Bunun dışında aşağıya doğru bize asılan çok şey var. O bize asılan şeylere kanarak yukarıya çıkma işini ihmal ediyoruz. Her şeye rağmen o aşağıya doğru bize asılan şeyleri bir tarafa atarak yukarıya ve zirveye çıkan insanlar da vardır. Ama sayıları aşağıya yuvarlananlara göre daha fazladır. Daha azdır pardon. Onun için mücadele etmek lazım değil mi hocam? Tabii ki. Nefisle şeytanla. Nefis mücadelesi, evet. Şehvetlerle mücadele, sabır, fedakarlık, her neyse yani. Tam da bu içinde bulunduğumuz ay, Ramazan ayı herhalde bunlar için. Bir tabii böyle, Ramazan ayı yıl çok için, önemli bir ay yani. Tabii Ramazan ayı yıl içinde nefisle mücadelenin ve ibadete yönelmenin zirvede olduğu aydır. Yani başka zaman Cuma'ya bile zar zor giden insana bir bakıyorsunuz ki oruç tutuyor. Evet. Efendim oruç tutmayana bayağı gayrimüslim gözüyle bakıyor. Halbuki kendisi namaz kılmıyordu. Öte yandan teravih namazına gelmeye gayret ediyor. Bayram namazına hele geliyor. Cuma'dan daha fazla bayram namazına geliniyor. Halbuki birisi sünnet vacip, ihtilafları söylüyorum. Ama Cuma namazı en kuvvetli emirlerle emredilmiştir. Böyle bir terslik yaşıyoruz. Velhasıl bu üç temizliği yapmış olan mutmain nefis sahibi bir insandır. Allah'ın murad ettiği insan tipidir bu. Ve hani konuşmamın başında dedim ki sanki dinimizin bütün emirlerine baktığım zaman ibadetler kısmında bu mutmain nefis sahibi insan yetiştiriliyor. Diğer hükümler yetişmiş insanı koruyalım da bozulmasın diye konulmuş gibi geliyor. Toplu baktığım zaman bana öyle görünüyor. Velhasıl ibadetlerle ilgili böyle çok genel bir değerlendirme yaptığım zaman bunları söyleyebiliyorum. Ondan sonra ibadetlerin tabii kendi içinde çok büyük ayrıntıları vardır. Bir de şu var, ilimlerin, dini ilimlerin
kimisi farz-ı ayındır, kimisi farz-ı kifayettir. Farz-ı ayın demek herkesin, her mükellef insanın, sorumlu insanın bilmek zorunda olduğu bilgilerdir. Fakat ilmi kifaye, farz-ı kifaye dediğimiz olanlar herkesin bilmesinin zorunlu olmadığı, İslam toplumunda bir ya da birkaç kişinin bilmesinin yeterli olduğu, birkaç kişi bunu bildiği takdirde diğer Müslümanların üzerinden farziyetinin kalktığı ilimler vardır. İbadet bilgileri her mükellef insanın mutlaka öğrenmek zorunda olduğu farz-ı ayın bilgilerdir. Mesela abdest nasıl alınır? Abdest nelerle bozulur? Efendim gusül nasıl yapılır? Ne zamanlar gusletmek gerekir? Efendim namazı kılmış olmak için en az hangi şeylerini yerine getirmiş olmak şarttır? Neler namazı bozar? Namaz nasıl kılınır? Oruç nedir, nasıl tutulur? Orucu bozan şeyler nelerdir? Malı var ve zenginse zekatla ilgili hükümler nelerdir? Efendim, kurban kesecekse kurbanla ilgili bilgiler, kısa çok özet yani, öyle ayrıntı değil bilgiler. Ondan sonra mesela hacca gidecekse, tabii ki rehberler eşliğinde gidiliyor. Hiç değilse farzlar, vacipler seviyesinde. Bir okumak lazım değil mi hocam? Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Bunlar farz-ı ayın bilgiler. Ya bu ilmihal bilgileri dediğimiz i̇lmihal bilgiler değil mi Sayın hocam? Mutlaka öğrenmek lazım. Tabii yani. Ve bunlara zaruriyat-ı diniye bilgileri denir. Yani dinen zorunlu olarak öğrenilmesi gereken bilgiler. Yani tabiri caizse şöyle diye bir sınav var. Ahirette sınav olacak. Bu sınav soruları gibi. Evet. Bu zorunlu ama. Fakat diyelim ki mesela ticari meseleler ya da bir miras meseleler ya da cezalarla ilgili hükümler, bunları herkesin bilmesi gerekmiyor. Bilmesi, herkesin bilmesi mümkün de değil zaten. Onu uygulayacak olan insanların ya da diyelim ki Müslümanlar kendileriyle istişare yaptıkları takdirde onların ihtiyaçlarını giderebilecek kadar bilen insanların yetişmiş olması, 3-5 kişinin biliyor olması yeterlidir. Evet. İbadet bilgileri farz-ı ayın olan bilgilerdir. Oradan şöyle yumuşak bir geçiş yapacak olursak, biraz da özel olacak hocam ama hani Müslümanların, müminlerin gece hayatı. Evet. Yani gece hayatı deyince yanlış anlaşılmasın. Tabii. Müslümanın gece hayatı nasıl olur? İbadetle olur. İbadetle tabii, geçirmeyle tabii, olur. Tabii. Bu anlamda bu Ramazan ayını nasıl değerlendirmek lazım hocam? Şimdi, gece hayatıyla? Yeni ve uzun bir konuya girdiniz. Şimdi gece denildiği zaman bir örfte bizim anladığımız zaman dilimi var. Bir de dinimizin bize çizdiği bir gece zamanı var. Örfte biliyorsunuz güneş battı mı gece başlar, güneş doğdu mu gece biter. Gündüzde güneş doğdu mu başlar, güneş battı mı biter. Örfte gece gündüz bu. Dolayısıyla örfe göre olan gece ile şer'i anlamdaki gece arasında yaklaşık yıl ortalaması olarak söyleyecek olursak 1,5 saat bir zaman farkı var. Dolayısıyla gece, şer'i gece, örfi geceden 1,5 saat daha kısadır. Gündüzde şafak vaktinden başlar, güneş batıncaya kadar devam eder. Yani şer'i gündüz örfteki gündüze göre yaklaşık 1,5 saat daha uzundur. Ve ilginçtir, her ikisi de tek rekat namazla biter. Şimdi soralım, biz teravih kıldık şimdi. Vitri teravihten önce mi kıldık, sonra mı kıldık? Sonra kıldık. Niçin yatsıya bitişik kılmadık? Aslında vitir yatsıya bitişik bir namaz değil. Geceyi bitiren, geceye son noktayı koyan, gecenin en son namazı vitir namazıdır. Yani teravih teheccüd olarak kabul edersek sonuna da vitir kılmış oluyor. Teheccüddür zaten. Bir de gündüze bakalım.
gündüz bittiği zaman da 3 rekatlı bir namazımız var. O da hangisidir? Akşamın farzı. Akşamın farzı, o da 3 rekat. Dolayısıyla gündüzün vitri akşam namazıdır. Gecenin vitri de bizim bildiğimiz vitir namazıdır. Hem gece hem gündüz tek rekat namazda biter. Adeta Allah tektir, teki sever hadis-i şerifini biz ibadete uygulayarak bitirmiş oluyoruz. Zaten namaz vakitlerini bir şekle döküp yerleştirdiğiniz zaman vitirin akşamı karşıladığı hemen kendisini belli ediyor zaten. Tabii neden sonra bir baktık ki İmam Muhammed'in naklettiği Muvatta adlı hadis kitabında, İmam Malik'ten naklettiği hadis kitabında bu bab başlığıymış meğer. Gündüzün vitri akşam namazıdır diye bab başlığı bu. Konu başlığı yani. Şimdi gece ve gündüzün sınırları bu. Gelelim gecenin ayrıntısına. Gerek ayet-i kerimelerde, gerekse hadis-i şeriflerde gece üçe ayrılır. Mesela şimdi diyelim ki şöyle yuvarlak bir rakam söyleyelim. Akşam 7'de güneş batsın ve imsak da diyelim ki saat 5'te bitsin diyelim. Biraz yuvarlayalım. 7'den 5'e kaç saat var? 7'den 5'e 10 saat var. Bu 10 saatlik gece zamanını 3'e bölüyoruz. Hem ayet-i kerimeler 3'e bölüyor, hem hadis-i şerifler 3'e bölüyor. Ayet-i kerimeler derken Müzzemmil suresinin ilk 4 ayeti, bir de Müzzemmil suresinin son, yani 20. ayeti. Geceyi 3'e bölüyor. Hadis-i şerifler de öyle. O zaman bu 10 saatlik zamanı 3'e böldüğümüz zaman her bir parçasına ne düşer? 3 saat 20'şer dakika düşer. Öyleyse güneş 7'de battığına göre 3 saat 20 dakika ekleyelim. Saat 10'u 20 geçe. Bu demektir ki 10.30 civarı, hep civarı diye konuşalım, gecenin ilk 3'te biridir. Buna bir 3 saat 20 dakika daha ekleyelim. Gecenin ikinci 3'te biri olur. Son 3'te biri ise İmsak vaktinden, ki saat 5 olarak aldık bugün için diyelim. 3 saat 20 dakika gecenin içerisine doğru gir. Bu durumda efendim saat 1.30-2. 1.30-2 gecenin son 3'te biridir. Şimdi bu 3'e böyle bir şekilde böldükten sonra tekrar başa dönüyoruz. İlk 3'te 1'de akşam namazıyla yatsı namazının vakti vardır. Ancak akşam namazının vaktinin tamamı burada yer alıyor. Yatsının ise faziletli vakti, faziletli kısmı burada yer alıyor. Yani yatsının vakti akşam bitince başlıyor, ta imsak vaktinde bitiyor. Fakat faziletli, üstün, sevabı fazla olan kısım ilk 3'te 1'den önce yatsı yıkılmaktır. Evet. En güzel odur yani. Tabii budur. Onun için kitaplar şöyle söyler. Mesela bugün için yatsı namazını gecenin ilk 3'te 1'inden sonraya, yani mesela 10.30 saat 10.30'dan sonraya bırakmak mekruhtur der. Hatta İmam Malik vakit geçmiyor ama ondan sonraya yatsıyı bırakırsanız günahkar olursunuz diyor. Allah Allah, bu kadar önemli yani. Evet. Demek ki izleyicilerimize söyleyelim yani. Evet. Yatsıyı ilk 3'te 1 dolmadan bitirmemiz gerekiyor. Eftal vakti bu. Yatsı derken vitiri katmayalım. Vitir ayrı. Vitirin yatsıyla bir ilgisi yok. Onu geçelim onu. Vitir gecenin son namazı. Yatsıyı kıldık. Yatsı ile gecenin sonunda kılacağımız vitir arasında ne kadar namaz kılarsak hepsi gece namazı diye geçer ve teheccüd diye geçer. Dolayısıyla teravih namazı aslında bir teheccüd namazıdır. Dolayısıyla ümmeti Muhammed yıl boyu yatsa, gece namazı kılmasa, Ramazan geldiği zaman teravih adıyla namaz kılsa aslında
teheccüd kılmış oluyor ve ümmeti Muhammed senede bir ay teheccüd kılmış, ümmeti Muhammed'e kıldırılmış olmaktadır. Yani teravih gereksiz değil. Teravih kılınması gerekiyor. Tabii. Ümmet-i Muhammed'e de hem teheccüde bu şekilde alıştırmış olacağız. Kılmış oluyor. Evet. Şimdi gecenin ikinci üçte birine geldik mi, dinimiz diyor ki Müslümanın uyanık kalması mekruhtur. Gecenin ikinci üçte birinde yatacağız. Mecbur yatacağız. Tabii ki kamu hizmeti olanlar hariç. Mesela diyelim ki adam sınırdan nöbet tutuyor. Tabii asker, polis, doktor. Adliyede nöbetçi, savcı diyelim. Nöbetçi, doktor diyelim. Hasta, bakıcı diyelim mesela. Veya ertesi sabaha yetişecek bir hizmet varsa, fırıncılar örnek verelim mesela, sabah ekmek yetişecekse, benzeri. Ya da diyelim sokakları temizleyenler gece temizleyecektir, gece bekçisi filan. Böyle kamu hizmetiyle görevli bir görevimiz, bir kişi değilse, gecenin ilk üçte biri bitti mi yatma emri vardır. Şimdi bizimkilere bakıyoruz, ta gecenin ikinci üçte birine kadar uyanık kalıyor. Gecenin birine kadar, belki ikisine kadar. Sonra bir yatıyor, sabah namazı vesaire hiçbiri yok. Uyandığında da güneş kuşluk vakti ortada oluyor. Bu program Müslümanın gece programı değil. Gece programı gecenin ikinci üçte birinde yatar. Gecenin son üçte biri geldi mi, şafak vaktinden önceki saatler, yani mesela 2 ile 5 arası bugün için, geldi mi Müslümanın uyanması, ne diyelim? Uyanma saati, teheccüd saati tavsiye ediliyor. Tavsiye. Hatta İslam'ın ilk yıllarında teheccüd bütün Müslümanlara farzdı. Farz. Farzdı. Farz idi. Tam bir yıl sonra Müslümanlardan farziyeti kaldırıldı ama Peygamberimize farziyeti devam ettirildi. Yani teheccüd Peygamberimize farzdı, ümmete zorluk olmasın diye nafile olarak bırakıldı. Ama çok önemli bir namaz değil mi hocam? Hani tabii sizin bir tabiriniz var, benim çok hoşuma gidiyor. Gece trafik boş, yani o trafiğin boşluğunda işte teheccüdü kılıp Allah'a dua ettiğiniz zaman o dua mutlaka kabul olur Allah'ın izniyle diye. İnşallah, değil mi? Yani çok önemli aslında tabii, o saatler. Tabii. Şimdi Müzzemmil suresinin ilk ayetleri demiştik. İlk 4 ayeti Peygamberimize hitaben diyor ki ya eyyuhel müzzemmil, ey örtüsüne bürünerek yatan kişi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ilk vahyi aldığı zaman böyle bir dehşet içerisinde, korku içerisinde, bir insanın normalde tahammül edemeyeceği bir hal yaşanmış. Gelmiş eve ve Hatice anamıza beni örtün, beni örtün demiştir. Onun için Müzzemmil suresi ya eyyuhel müzzemmil diye başlar. Ey örtüsüne bürünen kişi kalk. Bir de Müddessir suresi var. O da aynı anlamdadır. Ey örtüsüne bürünen kişi kalk diyor. Ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa kalila. Geceyi tümden namazla geçir, ibadetle geçir. Az bir kısmı hariç. Buna gecenin üçte ikisi diyoruz. Nisfehu ya da yarısını ibadetle geçir. Ya da evin kusminhu kalila. Yarısından az bir eksik. O da üçte birini ibadetle geçir. Evzid aleyhi ya da buna ilave yap. Dolayısıyla gecenin üçte biri, yarısı ya da üçte ikisi ibadetle geçir. Cevabı niçin istendiği geliyor. İnna senulki aleyke kavlen thakila. Biz sana çok ağır bir söz atacağız. Vahiy gelecek yani. Ona dayanman için gece ibadeti yap diyor Allah Teala. Dolayısıyla gece ibadeti insanın manevi bir takım şeylere karşı tahammül edebilsin diye güç kazandırıyor. Gece ibadeti insanı o manevi şeylere hazırlıyor. Hazırlıyor. Eğer insan bu hazırlığı yapmadan kendisine bir vahiy gelecek olsa o beden ona dayanamaz.
dayanamaz. Peygamberimiz biliyorsunuz peygamberlik kendisine gelmeden önce içerisinde yalnızlık, yalnız kalma, tenhada ibadetle meşgul olma isteği yerleştirildi. Peygamberimiz içinden gelen bir istekle evden azığını alıyor, Hira dediğimiz sarp dik dağın ucuna varıyor, orada bir taşın altında ibadete dalıyor. Düşünün ki oradan Peygamberimizin evine 6 kilometredir ve çok dik bir dağdır. Hacılar bile ömründe bir defa ya çıkar ya çıkmaz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam uzun zaman orada ibadetle meşgul olmuştur. Allah Teala'nın yönlendirmesiyle tabii. Nihayet vahyi almaya hazır hale geldiği zaman o ibadetler kendisini vahye hazır hale getirdikten sonra vahiy gelmiştir. Buna rağmen Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam olağanüstü bir hal geçirmiştir. Normal olarak bir insanın dayanabileceği bir hal değildir bu, bir durum değildir. Eve gelmiştir, beni örtün, beni örtün demiştir. Ondan sonra da o gelen ayetlerde de söylediğim gibi gece ibadeti Peygamberimize emrediliyor. Gece ibadeti Peygamberimize emrediliyor ki gelecek olan vahye sen tahammül edesin diye. Bir hazırlık dönemi. Tabii. Peki vahiy o kadar ağır bir şey mi? Ayet-i kerimede diyor ki Haşr suresinin sondan dördüncü ayeti diyor ki biz bu Kur'an'ı dağlara indirseydik, bir dağa indirseydik, o dağın paramparça aşağıya doğru heyelan gibi döküldüğünü görürdüm. Dağ bile dayanamıyor yani. Peygamberimiz dayanıyor. Onun için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam deve üzerinde iken vahiy geldiğinde ağırlığına deve dayanamıyordu ve çöküyordu. Peki şimdi fizikçilere sorsak. Madde ağırlığı olan, boşlukta yer tutan diye tarif edilirdi. Vahiy nedir? Boşlukta yer tutmuyor. Herhangi bir hacmi, eni, boyu, yüksekliği yok. Ama ağırlığı oldu kesin. Bunu nasıl izah edeceğiz? Hatta sahabinin biri diyor ki, bir ara Resulullah aleyhissalatü vesselam başını benim dizime koymuştu ve uyuyordu. O esnada vahiy geldi. Başının ağırlığı vahiyden dolayı dizimin kırılacağını zannettim diyor. O kadar ağır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethedince yaptığı ilk iş putları temizlemek oldu. Biliyorsun Kabe heykellerle doldurulmuştu. İçlerinde 4-5 tane büyük heykel vardı. Öbürleri küçük heykel. Her kavmin efendim bir heykeli vardı. Gelip belli zamanlarda ibadet ediyorlardı filan. Enfal suresinde ibadet şekilleri de anlatılıyor. Her neyse 35. ayette. İlk işi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu putları temizlemek oldu. Tabi Kabe'nin damında da vardı birkaç tane. Aşağıdan uzanamadılar. Elleri yetişmedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam eğildi. Hazreti Ali'ye dedi ki sırtıma çık onu indir dedi. Peygamberimizin sırtına çıkacak. Yani bu adama biraz aykırı tabi ki. Hazreti Ali dedi ki ya Resulallah ben eğileyim sen benim sırtıma çık dedi. O da buyurdu ki sen vahyin ağırlığına dayanamazsın dedi. Evet. Ve Peygamberimizin sırtına Hazreti Ali çıktı, putları indirdi aşağıya ve kırdılar. Yani o ağır yüke dayanabilmek için gece ibadeti. Peki Peygamberimizin gece ibadeti nasıl oluyordu? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gecenin sonu veya yarısından sonrası neyse olduğu zaman kalkıyor. Zaten kalkması zorunlu idi, farzdı. İleri derecede misvak kullanarak bir abdest alıyordu. Bir yandan da Ali İmran suresinin sonlarında bir ayet var. Aşırı şerif olarak da okunuyor. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِعُلِي الْاَلْبَابِ Bu ayetleri okuyor, gözlerini
semada şöyle gezdiriyor, ibretle bakıyor. Abdestini alıyor, 100 istiğfar getiriyor. Abdestini alıyor. Önce kısa kısa şöyle bir 4 belki de 6 rekat bir namaz kılıyor. Sonra öyle uzun bir teheccüd namazına başlıyordu ki ben şahsen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o teheccüdünün tek rekatını ömrümde tek sefer göze alamıyorum. Bu dereceydi yani. Evet. Nasıldı? Takip eden bir iki sahabi bize naklediyor. Mesela bir tanesi Huzeyfetu bunul Yaman diyor ki bir gece yanlışlamaya Resulullah'a uydum. Yanlışlama kelimesini ben kullanıyorum. Niçin? Hani bir caminin önden geçeriz de şurada kısacık teravih kılalım da geçelim deriz. Bir camiye gireriz. O da ağır ağır kıldıran hatimli bir teravih çıktı, çıksa. Nasıl yanlışlamaya girdiyse o adam bir daha girmiyorsa Hazreti Huzeyfe de böyle bir gece Peygamberimize uydu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Fatiha'dan sonra Bakara suresine başladı. Ağır ağır okuyor ama. Böyle hamd geçen ayetler olduğu zaman duruyor, hamd ediyor. İstiğfar ayetleri geldiği zaman duruyor, istiğfar ediyor. Efendim, kelime-i şehadet geçtiği zaman kelime-i şehadet getiriyor. Dua ayeti geçtiği zaman dua ediyor. Böyle ağır ağır gidiyor. Hazreti Huzeyfe diyor ki, Bakara suresinden biraz okur, rükûya gider dedim. Olmadı. Bakara biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de en uzun suredir. Hemen hemen 50 sayfadır yani. Olmadı. Bakara suresi 50 sayfa biter, rükûya gider dedim. Olmadı. Bakara'dan sonra Nisa suresine başladım. Nisa suresi de bir 24-25 sayfa filan var aşağı yukarı. Ona başladı diyor veya 25'ten de fazla. O sureyi de bitirdi. Rüküya gider dedim, gitmedi. Döndü Ali İmran'a başladı. Bu üç sure şimdi elimizdeki Kur'an'la 104,5 sayfadır. 104,5 sayfayı ağır ağır okumuş Efendimiz. Sonra rüküye gitti. Rükû da kıyamı kadar sürdü. Rükûdan doğruldu. Yine zikir, tesbihat. Bir o kadar da o sürdü. Sonra birinci secdeye vardı. Yine öyle uzun. Birinci secdeden doğruldu, oturduğu yerde yine zikirlere başladı. Yine öyle. Aklıma kötü şeyler gelmeye başladı diyor Hazreti Huzeyfe. Ne geldi diyorlar? İstedim ki, içimden arzu ettim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a uymayı bırakayım, namazı bırakayım, kenarda biraz oturayım diye içimden bir istek belirdi. Yorulmuş yani, yorulmuş. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın teheccüdü böyle idi. Bu şekilde ortalama bir 8 rekat kıldıktan sonra sıra vitir namazına geliyordu. Ve vitir gecenin son namazı. Vitiri bitirdikten sonra eğer şafak attı ise, yani sabah namazının vakti girdiyse, sabahın sünnetini kılıyordu. Sonra namaz kıldığı postun üzerinde şöyle yan üstü biraz yatıyordu. Sahabe tabi camiye geliyor. Farza durma vakti geldiğinde Bilal Habeşi geliyordu Peygamberimize. Ya Resulallah, cemaat hazır diyordu. Yani namaz, farz namaza duralım artık diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkıyordu ve cemaate sabah namazını kıldırıyordu. Peygamberimizin gecesi özetle buydu. O abdest, gece aldığı abdestle ilgili olarak söyleyeceğimiz başka şeyler de vardı. Ama vaktimiz yok dediğiniz gibi. Bu gece vakti kılınan namaz, yapılan ibadet, riya yok, gösteriş yok bunda. Çünkü karanlık, ışıkları sönük, karanlıkta ibadet ediyorsun.
gösteriş yapacağım birileri yok. Öyle olunca riya sıfır. Bir de insan burada ucub denilen kendini beğenme duygusundan koruyabilirse bu ibadetin kıymetini, kadrini, sevabını ancak Allah bilir. Eyvallah. Hakikaten o verimli namazlar çok önemli değil mi hocam? Bir de Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya da Peygamberimiz naklen söylüyor, diyor ki her gece son üçte bir seher vakti olduğu zaman Allah Teala dünya semasına iner. Nasıl iner onu biz bilmeyiz. Ancak duyduk, iman ettik diyoruz. Ve nida eder. İstiğfar eden yok mu ki bağışlayayım? Dua eden yok mu ki duasını kabul edeyim? Şunu şunu isteyen yok mu ki hemen vereyim diye nida eder o seher vakitlerinde. Bu çok önemli bir vakit. Tabi. Duanın en çok makbul olduğu. Bir de şunu söylemeyi unutmadan, seher kelimesi sihir kelimesiyle aynı harflerden oluşur. Sahur da aynı harflerden oluşur. Dolayısıyla bu vakitler, yani seher vakitleri büyüleyici vakitlerdir. Sahur yemeği yine büyüleyici vakittir. Yani gündüzün belki 50 lokmanın bereketini sahurda 2-3 lokmada alabilirsin yani. Velhasıl seher vakti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve kalbi düştü Müslümanların zevkle ibadet ettikleri vakitlerdir. Günün en kıymetli, sevabının en fazla olduğu vakitlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gecesi özetle bundan ibaret. Eyvallah hocam, ağzına sağlık. Evet. Çok teşekkür ederiz. Tabii birçok da konu vardı. Sadaka-i fıtır. Fıtır sadakasını özellikle bayramdan önce vermemiz gerekir. Bayram namazından sonraya kalırsa hadis-i şerif diyor ki sıradan bir sadaka olur. Eyvallah. Sadaka-i fıtır anlamını kaybeder. Unutmadan şunu söyleyelim. Biliyorsunuz sadaka-i fıtır hane halkı nüfus adına verilir. Kaç kişi varsa. Bu arada Hanbeli mezhebinin özellikle gerekli gördüğü, diğer mezheplerin de iyi olur gözüyle baktıkları şöyle bir husus var. Hamile hanımlar henüz doğum yapmamışlarsa, çocuk daha dünyaya gelmediyse, dünyaya gelmemiş olan o çocuklar adına da fitre verilmesini gerekli görüyor. Eyvallah. Bunu unutmayalım. Bunu da söylemiş olalım tamam, izleyicilerimize. Evet. Eyvallah. Evet. Sayın hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Rabbim inşallah bu aylara tekrar tekrar kavuştursun. Amin. Şu anda üçte biri gitti gözüküyor. Ramazan'ın yavaş yavaş gitti. Gidiyor. Tabii biz i̇kincinin, de üzülüyoruz. İkincinin ikinci gününe başladık. Eyvallah. Rabbim inşallah bugünlere tekrar kavuşma nasip etsin. Amin. Bereketli ve güzel geçirmeyi nasip etsin. Amin. Güzel ibadetler yapmayı nasip amin etsin inşallah. Amin. Amin. Başka programda tekrar devam edeceğiz inşallah, inşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, İlimden İlfana programımız burada sona erdi. Başka bir programda buluşmak dileğiyle.